Bu sabah ekmek aldığınız bakkal, sokağınızı temizleyen temizlikçi, okuldaki en yakın arkadaşınız ya da mesela babanız. Onlar da sizin gibi bilince sahipler değil mi? Ya değillerse? Tamam, büyük ihtimalle çevreniz otomatlarla dolu değil. Ancak bunu nasıl kanıtlayabilirsiniz? Kendi bilinciniz dışında dünyayı deneyimleme olanağınız yokken, etrafta başka bilinçlerin olduğundan nasıl emin olabilirsiniz? Hiç dünyadaki tek gerçekliğin kendiniz olduğunu ve çevrenizdekilerin dünya üzerinde bir dekordan öte olmadığını düşündünüz mü? Düşündüyseniz sorun etmeyin çünkü araştırmalara göre çoğu insan hayatında en az bir kere bu sanrıya kapılıyor. Maybe I'm being set up for something. You ever think about that, Marlon? Like your whole life has been building towards something? No. Ve bu sanrı bir televizyon programındaymış hissiyle birleşince de Truman sendromu olarak tanımlanıyor. Bu videoda bu sendroma ismini veren 1998 yapım film The Truman Show'un felsefesini ve bize ne anlattığını konuşacağız. The Truman Show bir televizyon programı. Ancak bildiğimiz programlardan çok daha kapsamlı bir yapım. Uzaydan bakıldığında görülecek kadar büyük bir setin kurulması ve bunun 7/24 canlı olarak tüm dünyaya servis edilmesiyle ortaya çıkmış iddialı bir televizyon şovu. Şov, deniz ve cennet kelimelerinin birleştirilmesiyle isimlendirilmiş Sea Heaven adasında geçiyor. Kasabanın bu kadar aydınlık olması aslında bu yerin gerçek olmadığını fark etmemizi sağlayan ilk detay oluyor diyebiliriz. Tüm insanların nazik ve kibar bir gülümsemeyle etrafta dolanmaları her ne kadar güzel bir ortam yaratsa da yine hayali bir dünyanın inşa edildiği konusunda bize ipuçları veriyor. Bu dünyada her şey ama her şey sahte. İnsanların meslekleri, birbirleriyle ilişkileri, kocaman gülümsemeleri, yayınlanan haberler, deniz ve gökyüzü, hatta güneş. Filmin bir sahnesinde gördüğümüz üzere gerçek gün ışığı görmeyen Truman, D vitamini eksikliği çekmemek için kahvaltıda vitamin takviyesi bile alıyor. Ancak tamamen sahte varlıklarla bezenmiş bu dünyada gerçek olan tek bir kişi var, o da Truman. İngilizce'de True Man kalıbına uygun olarak belirlenmiş bu isim tesadüf değil. Truman ve Truman'ın duyguları tamamıyla gerçek olan tek unsur ve televizyon şovunun ekrana yansıtmak istediği şey de tam olarak bu. Bir kişinin gerçek duygu durumunu ekrana taşıyabilmek için koca bir tiyatro hazırlanmış. Bu kocaman tiyatronun iplerini elinde bulunduran yönetmen de istediği zaman gerekli değişiklikleri yaparak Truman'ın duygu durumunu adeta bir oyuncak gibi kullanıyor. Tamam, hiçbirimiz Truman gibi bir TV şovun içerisinde yaşamıyor olabiliriz. Ama yine de onun dünyasıyla içinde bulunduğumuz dünya arasında benzerlikler görebiliriz. 30 yıldır canlı yayınlanan şovun devam etmesi için Truman'ın Sea Heaven kasabasını terk etmemesi gerekiyor. Ve bu yüzden yönetmen Christoph ve tüm yapım ekibi Truman'ın başka bir yere gitme arzusunu baskılayacak düzenlemeler yapıyor. Bunlardan en radikal olanı Truman'ın babasının denizde boğularak ölmesini kurguladıkları anı. Truman o kadar yalan bir dünyada yaşıyor ki anıları bile başkaları tarafından kurgulanmış. Babasının denizde yaşamını yitirmesiyle Truman'da bir travma oluşturmayı amaçlıyorlar ve nihayetinde Truman denize karşı geliştirdiği korkuyla deniz üzerinden seyahat etmeye cesaret edemiyor. Bunun dışında her yerde seyahatle ilişkili olumsuz haberler ve posterler bir propaganda gibi kullanılıyor. Truman'ın çevresindekiler dünya üzerindeki en güzel yerin yaşadıkları kasaba olduğunu sürekli olarak Truman'a dikte ediyorlar. I like to be an explorer, like the Great Magellan. Oh, you're too late. There's really nothing left to explore. Ve bu işe yarıyor da. Truman uzun bir süre kendine sunulan gerçekliği sorgulamıyor. Kendi hayatımıza şöyle dönüp baktığımızda görebileceğimiz şeylerden birisi de bu yaşımıza gelinceye dek ne kadar benzer baskıların altında kaldığımız olacaktır. Korkular, limitler, ön yargılar, kısıtlamalar, öğrenilmiş çaresizlikler, tabular, batıl inançlar, tüm bunlarla belki de tıpkı Truman'ın sahip olduğu gerçeklik gibi bir gerçeklik inşa ettik kendimize. İçimizdeki tutkulardan bize yapamazsın diyenler ve bizi manipüle edenler yüzünden vazgeçtik.
Potansiyelimizi aramamız için gereken cesareti de bu yolda kaybettik. Bu yüzden kendimizi dünya üzerinde konumlandırdığımız noktayı tekrardan sorgulayabiliriz. Peki filmin devamında ne oluyor? Truman 30'lu yaşlarına geldiğinde içindeki bu sınırların ötesine dair merak ve bilme arzusunun karşı konulmaz olduğu bir noktaya geliyor. Ergenlik yaşlarında yaşadığı gerçek aşk deneyimi bu isteğin muazzam bir körükleyicisi oluyor. Bilgelik anlamına gelen Lauren ismindeki bu genç kadın Truman'ın dünyasında yaşadığı tek gerçek ilişki oluyor. Ama ne yazık ki bu cezasız kalmıyor ve Lauren'ı Fiji adasına gönderiyorlar. Fiji, Sea Haven adasının dünyadaki tam aksi kutbunda bulunan bir ada. Yani Truman'a fiziksel olarak en uzak yer. This is us. All the way around here. Fiji. Truman'ın sevdiği kadına, yani Lauren'a, yani bilgeliğe ulaşması için çok fazla deniz ve okyanus aşması gerekiyor. Ama felsefenin de anlamı olan bilgelik sevdasına tutulan Truman, bu arzusunu gidermek için şartların hiçbirine aldırış etmiyor. Bu durumda bizler olsak nasıl bir yol izlerdik? Böyle bir sahtelik mi, yoksa böyle bir gerçekliği mi tercih ederdik? Gerçeklerle yüzleşmek, bildiğimiz doğruların konforlu diyarlarından uzaklaşarak karanlık ve çetin bir yolda ilerlememize bağlı. Cehaletin verdiği güvenli mutluluktan vazgeçip bilinmez olan bir gerçekliğe adım atma cesaretine hepimiz sahip miyiz? Burada aslında tıpkı Matrix'in yönelttiği mavi hap kırmızı hap sorgulamasının yer aldığını söyleyebiliriz. Truman mavi hapı seçip kendisine sunulan gerçeklikte yoluna devam edebilirdi. Ancak bildiğiniz gibi o kırmızı hapı seçerek televizyon şovunun da sonunu getirdi. Dostlar, bölüyorum ama sizlere özel bir duyuru yapmak istedim. Çok sevdiğim biricik dostum Göktürk Kaan Tuğrul yakın zamanda yeni romanını tamamladı. İlk kitabı olan Uykusuz'u soluksuz bir şekilde okumuştum. Harika bir anlatım becerisi ve sıra dışı bakış açısıyla ufkumu en az 2-3 kat genişletmişti. Yeni romanı 3 basamaktan da size bahsetmek istiyorum. Roman 3 ayrı kitaptan oluşuyor gibi ilk ve son bölümü Tanrı'nın ağzından hikayeyi bir meta anlatıya çevirecek biçimde naklediliyor. Ortadaki bölümde ise 5 kişinin günlüklerini okuyoruz. Karakterlerin her biri yaşına, kimliğine ve kayıplarına göre farklı türde acılar çekiyor ve o acının elinde farklı birine dönüşüyorlar. Bu da onlara hayatın iç yüzüne dair yeni keşifler yaptırıyor. Bu keşifler varlık, zihin, irade, etik, toplum gibi yaşamın temel konularından pek çoğunu kapsamakta. Oraya dek de düş kırıklığı, depresyon, saplantı, intihar gibi daha elle tutulur kavramlar üzerine duruluyor. Truman Show'u beğenenlerin ilgisini çekebilir. Çünkü kurgu yine çift katmanlı bir gerçekliğin üstüne inşa edilmiş. Anlatıcılığı üstlenen Tanrı, ortaya iyi bir hikaye koymak için karakterlere dokunmaktan çekinmiyor. Fark şu ki Truman kayığıyla gökyüzünün kıyısına çarpmış ve kapıyı açıp çıkabilmişti. Burada ise oynadıkları tiyatronun duvarını bulanlar onu yumruklamaktan başka bir şey yapamıyor. Çünkü duvarın ötesi yaratılmamış. Göktürk Kağan'ın kitabına ulaşmak isteyenler için açıklamaya link bırakacağım. Okuduktan sonra benimle bu konuları tartışmak, hatta bizzat yazara sorular sormak isterseniz Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi ilgilendiren başka bir konuya değinelim. Film aslında gösterime girdiği dönemine ilişkin bariz bir eleştiri barındırıyor. 90'ların sonunda şöyle bir olay oluyor. Televizyon programlarının reytingleri acayip uçuyor ve özellikle de reality şovlar izlenme rekorları kırmaya başlıyor. Aslında Truman Show da buna bir eleştiri içeriyor. Film içerisinde Truman ve kast ekibi dışındaki tüm karakterler ortak bir şey yapıyor. Seyrediyorlar. Dümdüz seyrediyorlar. Her meslekten, her gruptan insanın TV başından bir an olsun ayrılmadığını net bir şekilde görebiliyoruz. İnsanlar kendi hayatları hakkında düşünmektense yalancı hayatları izleyerek adeta onların içerisinde ömürlerini geçiriyorlar. Yıllar ilerledikçe televizyon bu rolünü sosyal medyaya kaptırmaya başladı. Artık insanlar boş buldukları birkaç dakikasını bile başka hayatları seyretmeye, hatta küçük dokunuşlarla bu hayatlar arasında yolculuklar yapmaya başladı. Sadece bir kaydırma bambaşka bir hayata geçmenizi sağlıyor. Filmden anladığım ilk bakış açısı bu. Bir de diğer taraftan bakarsak, bu sosyal medyayı kullanarak kendi özel hayatlarımızı tıpkı Truman gibi herkese göstermeye başladık. Biliyorum korkunç ama bir şeyleri yapmadan önce bunu nasıl paylaşırım tarzında duygular geçiyor içimizden. Birilerinin bizi izlemesi üzerine kurguladığımız hayatlarımız var artık. Öte yandan tüm hayatını bizimle paylaşarak bundan para kazanan insanlar da var. Influencer diye tanımlayabiliriz. Influencerların gelirlerini sağladıkları en büyük kapı da tabii ki ürün tanıtımı ve çeşitli reklamlar. Yine tıpkı Truman'ın dünyası gibi her tarafımız reklam oldu artık. Önümüz arkamız kaydırılacak linklerle dolu. İnternetteki herkes ama herkes bizi tüketici gözüyle bakıyor.
Bu da günümüz dünyasında samimiyeti ve güveni olabildiğince diplere çekmeye başladı. Birçok açıdan sorgulamamızı yaptık ama kısaca sonuca bağlarsak. Truman sıradan bir Amerikan vatandaşı, kendine ait bir evi, güzel bir karısı, başarılı olduğu bir işi ve huzurlu mu huzurlu bir çevresi var. Tüm bu yönleriyle adeta ütopik bir yaşam sürüyor. Peki bir insan ütopyadan neden kaçar? Hayattan tek isteğimiz huzurlu mutlu olmak değil mi? Kendisi için hazırlanmış aydınlık bir dünya varken belirsizliğin karanlığını temsil eden bir bölmeye girmeyi insan neden tercih eder? İşte burada belki de tercihler devre dışı kalır. Gerçeği öğrenme arzusunu durdurabilecek güzellik belki de bu dünyada mevcut değil. Sınırlarını aşmak, gerçeği olduğu gibi kabul etmemek çoğu zaman rahat kaçırıcı sonuçlar doğursa da insanı gerçek bir insan yapan yegane şey bu oldu her zaman. Tıpkı Truman gibi.